hayatımızdaki garantili mutsuzluklar ihtimal olarak duran mutluluklardan her zaman baskın çıkıyor. Yani biz diyelim ki bir sürü sıkıntıda olduğumuz şey var. İşte atıyorum eşimizden memnun değiliz, işimizden memnun değiliz, hayatımızın genel gidişatından memnun değiliz falan filan. Değiştir bunu diyoruz. Ama diyor ki işte ama şimdi bu böyle garantili bir düzen var, borcum var, harcım var, ailem var, çoluğum var. Bir sürü herkesin bahanesi var ve sürüsüyle üretilmeye başlıyor ve bu garantili mutsuzluk hali ihtimal de olsa, büyük bir ihtimal de olsa mutluluk ihtimalinin her zaman önüne geçebiliyor. Bu da bence çok belirgin hallerimizden biri. O yüzden bence sadeleşme ön plana çıkıyor. Eğer bu kadar şey var önünde, yola çıkamıyorsun, yapmak istediğin şeye ulaşamıyorsun, bahane çok. Biz de bu bahaneleri aslında biraz daha minimize edip, biraz daha sadeleşerek o hayal ettiğimiz şeye çıkabiliriz. İşte şöyle, şimdi çoğumuzun hayal ettiği bu bilinç altında, bilmiyorum dürtüler nedir, belki birazdan gireriz detaylarına ama. Zaten şimdi, ben bekliyorum böyle. Tamam. Biriksin, toplu bir cevap olarak şey yapalım. Böyle. Şimdi sade bir yaşam, tamam, ortak genel bir arzumuz ama en büyük tedirginliğimiz de bu sadelik, yalnızlık, dinginlik vesaire. Bunun için arabaya biner binmez radyoyu açıyoruz, eve gelir gelmez televizyonu açıyoruz. 2 dakika bir koltuğa oturduğumuzda hemen elimiz cep telefonuna gidiyor vesaire. Ve bunun yeni dürtüleri çıktı. Mesela bir sohbet esnasında birisi eline cep telefonu aldı mı en geç 2-3 saniye içerisinde karşı taraf da alıyor. Çünkü o bir norma dönüşüyor bir anda ve zincirleme reaksiyonla bir anda herkes telefona kilitlenip kalıyor vesaire. Yani bu dinginlik, bir başınalık, yalnızlık, o işte içsellik olayı da öyle çok tercih ettiğimiz bir şey değil gibi geliyor bana.